Galatasaray'a dönmüş olalım. Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk açıklamalar yapıyor. Ekranlarınıza gelsin. Olacak değiliz. Bunun için önce şampiyonluğumuz bir netleşsin. Bu ondan sonra gündeme gelecek. Arda kardeşler konusu ise bizlerin şahsen şaşkınlıkla karşıladığı bir konu. Çünkü bir hatalı düdük, bir hatalı kararın şampiyonluğa tesir edeceği bir maça bir hakemin manuel atanması. Üstelik bu hakemin kasıtlı demek istemiyorum. Ama hatalı demeye de dilim varmıyor. Kadıköy'deki maçta Icardi'ye yapılan müdahaleye bir şey yapmaması, maçın kaderine tesir etmesi ve aynı hakemin Manuel bu maça atanması. Bir başka şey daha var gözden kaçan. Uzatmadık. 6-1 yendiğimiz Sivas maçı. Bir penaltımız, bir golümüz verilmedi. Rakibe de bir kırmızı kart verilmedi. Yani 6-1 kazanmış olmamız, maç 0-0 olsaydı ne olacaktı? İşte ligin kaderini belirliyor. Peki aynı hakemin Fenerbahçe'nin Adana Demir maçında yaptıkları, Karagümrük maçında yaptıkları, Ankara Gücü maçında yaptıkları. İyi niyetimi zorlayarak hata demeye çalışıyorum. Ama iyi niyetimizin de bir sınırı var. Yani ilk devrede bizim hakkımızı yiyen bir hakemin Manuel bu maça atanmış olması artık bu sorumluluğun, yani burada olabilecek hatalı kararların sorumluluğunun atayanlarda olduğunu gösteriyor. Sayın Başkan, tesisle ilgili de birkaç soru sormak istiyorum tabii ki. Onları başkana sorarsınız birazdan. Tesis onun konusu. Fenerbahçe yönetiminin maça gelmeyeceği konuşuluyor. Haberiniz var mı? Onlar spekülasyon. Biz dedikoduyla uğraşmıyoruz. Sadece ligin kaderinin belirleneceği bir maça manuel atamayla ilk devre Galatasaray aleyhine kararlar veren, Sivas maçında bir golümüzü, bir penaltımızı vermeyen, rakibe kırmızı kart göstermeyen, Ankara Gücü Fenerbahçe, Adana Demir Fenerbahçe, Ankara Gücü Fenerbahçe maçlarında Fenerbahçe lehine bu kadar açık kararlar, rakipler aleyhine bu kadar açık kararlar verenin bu maça atanmasını biz çok manidar buluyoruz. Biz emeğimizin karşılığını almak istiyoruz, hakkımızın karşılığını almak istiyoruz. Bilin ki hak, hukuk geçerli olduğu zaman pazar günü Galatasaray Rams Park'ta Ali Sami Yen Stadı'nda şampiyonluğunu kutlayacaktır. Başkanım, bu sözlerinize dayanarak şunu sormak istiyorum. Galatasaray yönetimi şayet seçildiğiniz takdirde önümüzdeki sezon Türkiye Futbol Federasyonu MHK konusunda bir görüşü var mı? Değişmesi konusunda bir görüşü var mı? Ya da Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı konusunda sizin kararınız ne olacak? Biz 25 Mayıs tarihine kadar görevdeyiz. Hatta 24 Mayıs. Ondan sonraki ile ilgili bir benim fikir beyan etmem kesinlikle doğru olmaz. O başka bir tarih. Biz sadece pazar günkü Fenerbahçe maçına ve şampiyonluğa konsantreyiz. Onun için herkes futbolun adaleti için ne yapması gerekiyorsa onu yapsın. Bu kadar kasıtlı bir hareket etmiş hakemin maçımıza atanmasını da manidar buluyoruz. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Evet, Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk'ün açıklamalarını ekranlarınıza getirdik. UEFA Kupası zaferinin 24. yılını kutluyor. Galatasaray bugün Kemerburgaz tesislerinde bir organizasyon planlandı. Bu organizasyon öncesi de Metin Öztürk'ün açıklamaları bu şekildeydi. Özellikle Arda kardeşlere vurgu yaptı. Yani ilk devrede hakkımızı yiyen bir hakem Manuel Atama'yla neden derbi mücadelesine
atılıyor diye sordu. Çok kısa bu konuyla ilgili yorumlarınızı alayım. Bir de maç örnekleri verdi. Evet. Fenerbahçe, Galatasaray, Sivas, Galatasaray lehine. Fenerbahçe'nin de Ankara Gücü ve Adana Demirspor maçlarındaki pozisyonları. Stratejik açıklamalar. Sezon başından beri alıştığımız. Fenerbahçe daha iddialı konumdayken Sayın Selahattin Baki de sık sık hakemlerle ilgili maç öncesi sonrası açıklamalar yapmıştı. Evet. Umarım VAR'daki yabancı hakem oyunu doğru yönlendirir. Ben o yüzden biraz daha benim en azından içim rahat. Yani yabancı VAR hakeminin böyle kritik bir maçta doğru dokunuşlar yapar diyorum oyuna. Onur sen? Ya aynen. Zaten artık işin %70-80'lik kısmı VAR'dan geçiyor. VAR hakemi eğer doğru kararlar verirse zaten maçtaki tartışmaların büyük oranda önüne geçiliyor. Mesela bir Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi hatırlayalım. Maçın hakeminin çok yanlış kararları, VAR'dan birçok kararın doğru şekilde dönmesi sonucu iş kurtarılmıştı. Ben de yabancı VAR hakeminin olumlu yansıyacağını düşünüyorum derbiye. Önümüzdeki sezonda sizce bu yabancı VAR uygulaması devam eder. Daha edecek. Da artacak mı? Artarak devam edecek hatta. Yani çünkü biraz da şeye bağlı ama yani evet sayının artması isteniyor ama biz belirlemiyoruz burada. Yani her zaman oradan uygun hakemler gelemeyebiliyor. Bazen biz 5 hakem istiyoruz, 4 tane hakem gelebiliyor mesela. Hani bu biraz da oradaki hakemin uygunluğuna bağlı ama devam edecek kesin. Peki yani. Türk hakemliği sizce bu uygulamayla biraz kimlik kaybına uğruyor mu? Yok hiç zannetmiyorum. Yani niye uğrasın ki? Bir de öz eleştiri yapacak Türk hakemlere. Yani ben yabancı hakem Türk hakeminin iyi diye bir iddiada bulunayım. Hani katılırsın. Bu bir öznel ama şunda netim. En azından yabancı VAR olduğu zaman VAR monitöründe 5 dakika zaman harcanmıyor. Evet, çok hemen yani çabuk karar veriliyor. Bizim Türk hakemlerindeki bu özgüven eksikliğini çok net görebiliyoruz orada. Kafalarında skor oynayıp özgüven maç yönetiliyor. Özgüven eksikliği bir de şu var. Vereceği kararın yansımalarını düşünüyor. Tabii. Olumlu olumsuz. Evet. Yabancı hakemin kafasında böyle bir şey yok ki. Net. Tamamen karara odaklanıyor. Görüyor ve gördüğü şeyi yorumluyor. Evet. Yani dolayısıyla tilki geçmiyor kafadan ve çok daha kısa sürüyor. Peki karşılaştırmalara devam ediyoruz değerli izleyenler. Kalecileri karşılaştırıyorduk. Onur'un yorumunu aldık. Bir de Mehmet'e dönelim. Mehmet kalecilerde acaba hangi özellikleri ön plana çıkartıyor ben soralım. Ben sezonun böyle flashback'ini yaparım. Livakovic Hatay Spor maçında sol bekti sanırım. Frikik gol attı. Samsun maçı Emre Kılınç, Trabzon maçı Bardi. Muslera'nın bir sezon içinde 3 tane frikik golü yediğine şahit olamazsınız. Ben çünkü zamanında röportaj da yapmıştım. Alban Meya Konya Spor'da. Muslera'ya ender frikik gol atabilen oyuncuydu. Ceza sahası dışından da Muslera bir Aytaç karadan yedi. O kadar. Çok fazla var. Çok yemedi. Aytaç'ın da şutunda gündüz maçıydı Onur. Tribündeydim. Çok net güneşte bozdu kalecilerin görüş açısını o maçta. Gündüz maçıydı çünkü. Birincisi bu. Artı. Bu sezonu konuşacaksak Demet, bir numara Muslera diyoruz. Hemfikiriz burada. Muhtemelen Fenerbahçeli taraftarlar da bu sezonun en iyi kalecisi olarak Muslera'yı seçer. Evet. Şu an gönül rahatlığıyla iki numara Livakovic diyemeyiz. Uğurcan da çok iyi bir sezon geçirmedi. Fenerbahçe'de Mert bile gönül rahatlığıyla az kaleci diyemedik zaman zaman. Kesinlikle. Tabii ki. Bir de Livakovic'in bir şansı vardı. Kaleyi devraldığı isim Altay'dı. Altay çok negatif elektrik üstüne çekmiş bir kaleciydi. Ona rağmen o rüzgarı döndüremedi olumlu performansıyla. Bir de şöyle bir şey var. Fenerbahçe bir Ekim ayının sonuna kadar çok iyi performans gösterdi. Yani hatırlayalım istatistikleri. Rakipler ceza sahasına giremiyordu. Evet. Yani biz Livakovic'i görmediğimiz çok maç izledik. Bir 10-12 maç falan böyle geçti sezonun başında. Ondan sonra savunma performansı düştükçe aslında Livakovic'in bazı defolarını biz görmeye başladık. Ciku Beka ikilisi bozulduktan sonra işte Fred sakatlandıktan sonra biz dedik Livakovic hata yapıyor. Ondan öncesi biz hiç konuşmadık zaten Livakovic'i. Evet. Çünkü yoktu, pozisyon gelmiyordu kaleye. Peki, devam ediyorum. Kalecilerle ilgili ekleyeceğiniz bir ya şey şurada yoksa? Şurada kurtarış yüzdesi önemli. Kurtarış sayısı her şeye yansıyor. Top oyuna sokma. Ben bir detay daha ekleyeyim. Galatasaray maçlarını her şekilde tribünde takip ettiğim için. Bu sezon libero gibi de oynamaya başladı Muslera. Yani kalesinden çok doğru zamanlamasını, timingini ayarlayıp çok atak savuşturduğunu da gördüm. Galatasaray için yani büyük maç performansı zaten. Ben de biraz kafamda saymaya çalıştım. 12'ye 8 Fenerbahçe karnesi. Yani Galatasaray açısından da 2000-2010 arası çok net bir Fenerbahçe hegemonyası vardı. Derbilerde iki takım arasında. O rekabet bence Muslera Galatasaray'a geldikten sonra çok net şekilde Galatasaray lehine döndü. Mehmet Ekici'nin bir tane Friki Kadıköy'de çok kurtardığı top. Çok imza kurtarışları top var. Halen mesela hafızalarda dur o kurtarışı yani Muslera'nın. Mehmet seninle konuşurken böyle tarihin yapraklarını aralıyormuş gibi hissediyorum. Biraz şimdi güzel örnekler veriyorsun. İstatistikleri görünce ya yani şöyle Demet, ben bol hani çok anlıyorum iddiam yok ama bazen güzel besleniyoruz. Bir tane Fenerbahçeli arkadaşım hatta geçen sezon
Kadıköy'de Galatasaray'ın 3-0 kazandığı maçın ardından konuştuk. Maç 0-0 iken Oliveira'nın şutunu Muslera yemezdi. Galatasaray 1-0 öne geçti. Batu Şahin'in şutunu da Altay kurtaramaz dedi. Hatırlamışsındır herhalde Onur pozisyonları. Topu çekip sağ ayağıyla uzak köşeye yani vurmuştu. Muslera hakikaten skor ve sezon belirleyen bir kaleci oldu artık Demet. Beni şaşırtan 86 doğumlu 38 yaşında bunları yapıyor, evet, olması.